Merhaba arkadaşlar. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı ünitemizin 3. föyü ile birlikteyiz. Bu föyümüzde öncelikle 17. yüzyılda çıkmış olan isyanları, Celal isyanları, Eyalet isyanları, Suhde isyanları gibi bunları irdeleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da bu isyanların ve diğer bir takım nedenlerle Osmanlı siyasi, ekonomik, askeri düzeninde yaşanmış olan sorunların düzeltilmesine yönelik sorunların çözülmesine yönelik yapılan ıslahatlara bakacağız. 17. yüzyıl ıslahatlarına bakacağız. Ardından 18. yüzyıl ıslahatlarına bakacağız. 18 ve 17. yüzyıl ıslahatları arasındaki farkları görmüş olacağız. Ve yine 18. yüzyılda yaşanan bir takım gelişmeleri, kültürel ve bilimsel anlamdaki gelişmeleri inceleyeceğiz arkadaşlar. 17. yüzyılda daha önce İstanbul isyanlarını görmüştük arkadaşlar. Genellikle Yeniçeriler tarafından çıkarılan isyanlar. Bunun dışında 17. yüzyılın başlarından hatta 16. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan Celali isyanları da çok önemli etkileri olmuştur bu dönemde arkadaşlar. Celali isyanları dediğimiz kavramın ta Yavuz Sultan Selim zamanına kadar uzayan bir kavram bu. 1518'de Tokat yöresinde ekonomik ve biraz da dini nedenlerle ayaklanan Bozoklu Celal etrafında binlerce kişi topluyor ve devlet o dönem için zor durumda. Çok fazla kalmıyor ama bu ayaklanma bastırırsa bile bu olaydan sonra Anadolu'da çıkan bu tür isyanların hepsine Celali isyanları denmiştir. Bozoklu Celal'in adına nispeten arkadaşlar. Celali isyanların en şiddetlileri 17. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşmiştir arkadaşlar. Bu isyanlar temelde ekonomik nedenlerle çıkan isyanlardır. Yine bir takım özel nedenleri de tabii ki var. Genel ve özel nedenlerine bakacak olursak neyi görüyoruz? Özel nedende Avusturya harpleri sırasında özellikle Haçova'dan sonra tüfekli piyade ihtiyacı sarıca ve sekban denilen ücretli askerlerden karşılanıyor. Bunun üzerine tımarlı sipahilerin önemi azalıyor. Topraklarını kaybeden tımarlı sipahiler de Levent, o dönem için Levent denilen çeteler oluşturuyorlar. Bunlara topraksız kalan köylüler, yine burssuz kalan suhteler yani medrese kaçkınları da katılıyor. Böylelikle Celali isyanları alevleniyor 17. yüzyılın başında. Ama bu özel nedenidir Celali isyanlarının, o dönemde şiddetlenen Celali isyanlarının. Tabii yine bu dönemde İran ve Avusturya ile yapılan savaşların da etkisi olmuştur arkadaşlar. Çünkü savaşlar nedeniyle tımarlı sipahilerin orduya katılmaları, yine İsyancıların da taşrada bu şekilde rahat hareket etmelerine ortam hazırlamıştır. Genel itibariyle Celal isyanların nedenlerine bakarsak arkadaşlar neler görüyoruz? Bir kere uzun süren Avusturya ve İran savaşlarına katılan Anadolu'daki Beylerbeyi, Sancakbeyi ve Tımarlı sipahilerin yokluğu nedeniyle taşrada merkezi otoritenin ve güvenliğin kaybolması. Devlet memurlarının görevlerini yerine getirmelerde rüşvet ve iltimas gibi bunların belirleyici olması, liyakatsiz insanların bürokraside yükselmesi, bunlar Celal isyanların nedenleridir arkadaşlar. Yine çok önemli bir nedeni taşra yönetiminin, eyalet sisteminin temeli olan dirlik sisteminin yani tımar sisteminin bozulmasıdır arkadaşlar. Bir diğeri Yeniçerilerin önem kazanmasıyla yani ateşli silahların gelişmesiyle Yeniçeriler artık önem kazanıyordu. Hatırlayalım. Yeniçerilerin önem kazanması nedeniyle de tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi ve bu tımarlı sipahilerin işsiz kalan tımarlı sipahilerin yaşadıkları ekonomik sorunlardan ötürü isyanlara destek vermeleri, merkezde yaşanan sıkıntılar, bununla birlikte halkın devlete olan güveninin azalması, bir takım ekonomik sıkıntılar çıkıyor. Özellikle de fetihlerin durmasından ötürü ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Ve bu ekonomik sıkıntıları çözmek için halktan daha fazla vergiler, ağır vergiler alınmaya başlanıyor arkadaşlar. Bunların tümü Celal isyanlarının nedenleri arasındadır. Belli başlı Celal isyanları hangiler arkadaşlar? Celali isyanları içinde en önemlileri Karayazıcı'nın çıkardığı isyan 1601'de. Daha sonra Deli Hasan 1602'de yine isyan ediyor. Tavil Ahmet 1605, Can Balotoğlu isyanı 1607'de.
Bunlar Celali isyanlarıdır arkadaşlar. Önemli Celali isyanlarıdır. Yine Abaza Mehmet Paşa'nın 1622'de isyan etmesi, Varvar Ali Paşa'nın 1648'de isyan etmesi. Bunlar önemli Celali isyanlarıdır arkadaşlar. 17. yüzyılda tabi tüfek kullanımı yaygınlaştığı için halk arasında da silahlanma artıyor arkadaşlar. Bu yüzden de Celali isyanlarını bastırmak zorlaşıyor. Artık halkın arasında elinde de silah var. Bu tür durumlarda halk eğer silahlanmışsa isyanlar tabii ki zor bastırılacaktır arkadaşlar. İsyanların genel itibariyle elebaşlarına Osmanlı yönetim yani Osmanlı'da şöyle bir yönetim geleneği var arkadaşlar. Yani isyan edenlere bir takım makamlar, payeler verilerek isyanın bastırılması. Bu da bu dönemde uygulanmıştır. Ancak bu tabi yeni isyanların çıkmasını engellememiştir. Aksine daha çok şımaran diyelim bu isyanların elebaşlarının yeniden isyan etmelerine ortam hazırlamıştır bu durum arkadaşlar. Dirlik sisteminin bozulması, tımar sisteminin bozulması iltizam sisteminin gelişmesine neden oluyor arkadaşlar. İltizam aslında daha önce de uygulanan bir sistem arkadaşlar. Osmanlı klasik dönemde de iltizam sistemi, mukata ve iltizam sistemleri var. Burada ne oluyordu? Dirlik arazilerinin dışında kalan yerlerde yani mukata arazilerinde klasik dönemde yani gelirleri doğrudan hazineye aktarılan arazilerde bunlarda iltizam uygulanıyordu. Yani işte vergi tahsildarları tarafından vergisi toplanan bu mukata denilen araziler Fatih Sultan Mehmet zamanından itibaren açık artırma yoluyla ihale ediliyordu zaten. Bu yönteme de iltizam deniliyordu. Bu ihaleleri alan kişilere de mültezim deniliyordu arkadaşlar. 16. yüzyıldan itibaren ise devletin artık nakit ihtiyacı arttığı için dirlik arazilerinin gelirleri de mültezimlere verilmeye başlanıyor. Yani dirlik arazilerinde de artık iltizam sistemi uygulanmaya başlıyor. Böylece tımar sisteminin yerini iltizam sistemi alıyor arkadaşlar. İltizam sisteminin uygulandığı bölgelerde mültezimler işte devlete peşin olarak ödedikleri bedelleri bu sefer fazlasıyla geri alabilmek için vergi veren halk üzerinde baskı oluşturuyorlar. Zaten kıtlıklar ve isyanlar nedeniyle istenen üretimi yapmakta zorlanan halk bir de şimdi vergilerini ödemekte zorlanıyor. Bu da tabii topraksız kalan köylerin yine böyle Sekban, Saruca gibi bey kapılarında maraba durumuna düşmesine ya da şehirlere göç etmesine neden oluyor. Bunun için mesela Celali isyanları 17. yüzyılın başında çıkan işte Kara Yazıcı'nın, Deli Hasan'ın isyanları, bunlar Tavili Ahmet'in isyanları kolaylıkla bastırılıyor belki. Özellikle Kuyucu Murat Paşa'nın sert tedbirleriyle ama 1640'larda tekrar ayaklanıyor. Tekrar alevleniyor Celali isyanları arkadaşlar. Özellikle de bu Celali isyanlarına, 1640'lardaki Celali isyanlarına çok fazla köylünün katıldığını görüyoruz arkadaşlar. Celali isyanlarının sonucunda neler oluyor? 17. yüzyılın başındaki Celali isyanları sırasında özellikle arkadaşlar Anadolu baştan başa harap oluyor. Halk köylerden şehirlere kaçıyor. Varlıklı olanlar tabii İstanbul, Rumeli hatta Kırım'a bile göç edenler var. Bu halkın yani Anadolu'daki halkın bu şekilde büyük kitleler halinde yerlerini terk etmelerine Osmanlı kaynaklarında büyük kaçkun denir arkadaşlar. Büyük kaçkun. Kaçkun tabi göç, kaçmak anlamında kullanılıyor. Celali isyanları Osmanlı ekonomisinin tabi iyice bozulmasına neden oluyor. İsyancılardan, halktan ve askerlerden on binlerce insan ölüyor. Kırsal kesimde tarımsal üretim düşüyor. Tımar sistemi zaten bozulmuştu. O bozulma hız kazanıyor. Şehirlerde de yani nüfusun birdenbire artmasından ötürü barınma, işsizlik, istihdam gibi sorunlar. Yine suçlarda özellikle şehirlerde artış gibi sorunlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu isyanlarda tabii
Bunlar içerideki sonuçları bir anlamda tabii bu isyanlardan ötürü devlet dış politikada da sıkıntı yaşıyor. Avusturya ve İran savaşlarında özellikle istediği başarıyı elde etmemesi, edememesinde Celali isyanları etkili olmuştur arkadaşlar. 17. yüzyılda çıkmaya başlayan bir diğer isyan eyalet isyanları dediğimiz isyanlar arkadaşlar. Bu isyanlar merkeze uzak eyaletlerde özellikle çıkıyor. Yani Erdel, Eflak, Boğdan, Kırım, hatta Trablusgarp, Halep, Bağdat. Bu uzak eyaletlerde çıkan isyanlardır bu dönemde arkadaşlar. Bunlar tabi bazı oradaki yerel hanedanlara bir takım tavizler verilerek genel itibariyle bastırılmıştır. Bu yüzden de Osmanlı'nın 17. yüzyılda artık eski merkeziyetçiliğini kaybettiğini, daha ademi merkeziyetçi, yerinden yönetime yakın bir eyalet sistemi uyguladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu merkeze uzak eyaletler bu dönemde birçoğu yarı bağımsız hale getiriliyor. Ve o dediğimiz gibi klasik dönemin o merkeziyetçi anlayışı değiştirilmiş oluyor bu dönem itibariyle arkadaşlar. Bu eyalet isyanlarının nedenleri neler? Taşra'da devlet otoritesinin bozulması tabii. Yani eyaletlerde tabi yine devlet adamlarının halka baskı yapması, vergilerin devletin denetim dışında artırılmak istenmesi, bu gibi sebeplerle çıkıyor arkadaşlar eyalet isyanları. Tabi bu dönemde bu merkeze uzak bölgelerde çıkan isyanlarda bağımsızlık kazanma gibi bir amaç var. Yani en azından yarı bağımsızlık, daha özgür hareket edebilmek gibi bir amaç var, ama bu isyanlarda milliyetçilik düşüncesi kesinlikle etkili olmamıştır arkadaşlar. Yani bir bölgede bağımsız bir devlet kurulmak isteniyorsa bu illaki milliyetçilik düşüncesiyle, akımıyla olmuştur diyemeyiz. Her devlet milli devlet değil. Bazılarında o bölgenin hanedanları, ileri gelen aileleri etkili oluyor. Çünkü onlar kendi çıkarlarını savunarak halkı yönlendirebiliyorlar. Bu illaki milliyetçilikten olmuştur diye düşünmememiz gerekir bu tür ayrılıkçı isyanlarda arkadaşlar. Bunlar genellikle ekonomik ve idari nedenlerle çıkmış olan isyanlardır. Bir diğer isyan türü bu dönemde suhte isyanları arkadaşlar. Suhte Osmanlı'da medrese talebelerine verilen isim, suhte medrese öğrencilerine. Bu dönemde ilmiye teşkilatı bozuluyor. İlmiye teşkilatı bozulunca tabii vakıflarla alakalı sorunlar yaşanıyor. Burslarla alakalı sorunlar yaşıyor. Barınma problemleri ortaya çıkıyor. İşsizlik problemleri ortaya çıkıyor. Yani ulema, daha doğrusu ilmiye sınıfının daha henüz başlangıcında olan medrese mezunları, onlar mezun olduktan sonra iş bulamıyorlar. Böylelikle başı bozuk bir şekilde ülkenin, Anadolu'nun özellikle çeşitli yerlerinde medrese öğrencilerinin isyan ettiğini görüyoruz. Bunlara suhte isyanları deniliyor arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Celali isyanlarının ne zaman başladığını anlatıyor. Bozoklu Celal adında Yavuz Sultan Selim döneminde bir elebaşının başlattığı isyanlar. Diyor ki genel itibariyle Celali isyanların nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar, A şıkkı Avrupalı devletlerin riayayı kışkırtması. Yani biz genel itibariyle isyanlar böyle içeride bir takım problemler çıktığı zaman bunun nedenlerini dışarıda da ararız. Ama bu dönem için baktığımız zaman Celali isyanlarında bu şekilde halkın kışkırtılması Avrupa devletleri tarafından, bununla alakalı bir bilgi, bir kaynak yok. Ama büyük bir nüfus artışının yaşanması, olağanüstü vergilerin sürekli alınır hale gelmesi, iltizam sisteminde yaşanan az önce anlattığımız sorunlar, ne paranın değer kaybetmesiyle yaşanan enflasyon sorunları, bunların tamamı Celali isyanlarının nedenleri arasındadır. Ama A şıkkı Avrupa devletlerinin riayayı kışkırtması gibi bir neden yoktur Celali isyanların arkasında arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz yine Celali ayaklanmalarından bahsediyor. Celali ayaklanmaların bastırılması için asi şeflerinin bazılarının öldürüldüğüne, bazılarının ise yüksek rütbeler verilerek
bu şekilde isyanların bastırılmak istendiğini anlatmış. Böyle bir tutum aşağıdakilerden hangisine neden olur? Benzer ayaklanmaların çıkmasına neden olur mu arkadaşlar? Olur. Niye? Çünkü nasıl olsa isyan eden önemli makamlara getiriliyor. O halde ben de isyan edeyim. Bir sıkıntı çıkarsa eğer başarılı olabilirsem makamım artar. Ekonomik olarak kazancım da artar, siyasi makam da artar diyerek düşünüp çeşitli isyan asiler, elebaşları isyan etmişlerdir. Onun için birinci öncül vardır arkadaşlar. İkinci öncül köklü ıslahatlara gereksinimin artması. Evet, yani isyanlar çıkıyor, sonra bunlar bastırılamıyor. Bir takım yüzeysel ıslahatlar yapılıyor. Yine başarısız oluyor. Yine aynı isyanlar çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Özellikle de mesela Köprülüler döneminden itibaren diyorlar ki artık bu isyanların bastırılabilmesi için köklü ıslahatlar yapılması gerekir. Dolayısıyla ikinci öncül var. Ülke yönetmenin kolaylaşması. Tabii ki böyle bir durum ülkeyi yönetmeyi kolaylaştırmaz arkadaşlar. Her yerde isyanların olduğu, anarşinin olduğu, sosyal siyasal düzenin bozulduğu bir ortamda ülke yönetmek kolaylaşmaz. Aksine zorlaşır. O halde cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur arkadaşlar. 17. yüzyılın başından itibaren görülen çok önemli bir diğer değişim, dönüşüm veraset sisteminin değişmesidir arkadaşlar. Ve Osmanlı veraset anlayışında yani siyasi egemenliğin miras yoluyla kime kalacağını belirleyen sistem, veraset sistemi Ekber ve Erşet sistemine geçirmiştir. Bu dönüşüm nasıl yaşanıyor? Kanuni döneminde Kanuni çocuklarından Şehzade Beyazıt isyan ettikten sonra artık sancaklara sadece padişahın en büyük oğlu gönderilmeye başlanmıştı. 2. Selim'in oğlu 3. Murat ve yine 3. Murat'ın oğlu 3. Mehmet bunlar şehzadeliklerinde Manisa'da sancak bey olarak görev yaptılar. Ağabeyleri sancakta olan diğer şehzadeler ise Topkapı Sarayı'nda denetim altında tutuldular arkadaşlar. 3. Mehmet sancakta yetişmiş olan son şehzade olarak 1595'te Osmanlı tahtına oturuyor. Ve kardeş katli uygulaması var tabii ki ve bu kardeş katli uygulamasından ötürü 19 erkek kardeşini öldürtüyor arkadaşlar. Hatta daha sonra 3 tane erkek çocuğu da küçük yaşta ölüyor yine 3. Mehmet'in. Ve geride Osmanlı hanedanından sadece 2 tane çocuk kalıyor. Birisi Ahmet, diğeri de Mustafa. 3. Mehmet de erken bir yaşta ölüyor, 37 yaşında ölüyor. Bunun üzerine oğlu 1. Ahmet henüz 13 yaşındayken sancağa çıkıyor arkadaşlar. Yani zaten 13 yaşındayken tahta çıkıyor. Zaten yaşı çok küçük olduğu için sancağa çıkma fırsatı bulamamış oluyor arkadaşlar. Ondan sonra da zaten şehzadelerin sancağa çıkma usulü böylelikle sona ermiş oluyor. Aslında 1. Ahmet de yani 13 yaşında tahta çıkmasına rağmen kardeşi Mustafa ondan daha küçük olanı öldürtmek istiyor ama babasının tabi tahta çıkmasıyla 19 tane amcasının öldürülmesi 1. Ahmet'in. Bunlar halkta tabi büyük bir hüzün ve öfkeye neden oluyor o dönemde. Bir de hanedanın artık soyunun kesilme ihtimali var. Yani tek başına kalacak. Henüz kendisinin de çocuğu yok. Bu yüzden de devlet adamları kardeş katlini engelliyorlar. 1. Ahmet'in ölümünden sonra da oğullarından biri normalde babadan oğula geçiyordu saltanat. Artık 1. Ahmet'in ölümünden sonra oğulları değil kardeşi Mustafa tahta çıkıyor. Ve böylelikle hanedanın en yaşlı üyesi tahta çıkmaya başlıyor. Bu da Ekber ve Erşet usulü denilen bir sistemin başlaması haline geliyor arkadaşlar. Sancağa çıkma usulünün yerini de kafes usulü alıyor. Bu usule göre şehzadelik yıllarını sarayın kafes ya da şimşirlik adı verilen özel bölümlerinde saraydan hiç çıkmadan geçiriyorlar. Bu da şehzadelerin devlet tecrübesi almadan tahta geçmeye başlamalarına neden oluyor arkadaşlar. Islahatlarla birlikte 17. yüzyılda ıslahat layihaları da yazılıyor arkadaşlar. Layiha rapor demek.
Bu ıslahat layihalarına ıslahat risaleleri de denir. Islahat nameler de denir arkadaşlar. Islahat genel itibariyle bozulan ve çağa uygun olmayan kurumların veya sistemlerin değiştirilmesi ve çağa uygun hale getirilmesi demektir arkadaşlar. Bu dönemde bazı Osmanlı alimleri ve Osmanlı devlet adamları ıslahatnameler yazarak ıslahatların nasıl yapılması gerektiğini anlatmışlardır ve devlet adamlarını bu konuda yönlendirmeye çalışmışlardır arkadaşlar. Bunlardan en önemlilerinden birisi Koçi Bey'dir. Koçi Bey'in hem 4. Murat'a hem de İbrahim'e, Sultan İbrahim'e yazdığı layihalarla dönemin sıkıntılarını dile getirdiği ve bunların nasıl çözülmesi gerektiğini anlattığı Koçi Bey Risalelerini biliyoruz. Bu çok önemli bir kaynaktır aynı zamanda Osmanlı devlet teşkilatı için, idari ve askeri teşkilatı için arkadaşlar. Genel itibariyle bu layihalarda, ıslahatnamelerde, 17. yüzyıldaki ıslahatnamelerde bir kere Avrupa örnek alınmıyor arkadaşlar. Çünkü hala Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiyor. O yüzden de nasıl düzeliriz sorusunun cevabı esasen Fatih, Yavuz ve Kanuni dönemine geri dönmek. Bu dönemi bir altın çağ gibi görüyorlar ve o dönemi anlatırken de tabii bunlarda bazen hani bunlar tarihi gerçekliklerle uyuşmayan anlatımlar da var burada. Amaç söyleyecekleri ıslahatları, düzenlemeleri meşrulaştırmak için bazen işte altın çağda Fatih, Yavuz, Kanuni döneminde böyleydi, şöyleydi deyip bazı abartılı şeyler de yazıyorlar bu dönem için arkadaşlar. Aslında gerçekte olmayan. Fakat yine de bu ıslahatnamelerin tarih açısından önemli birer kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Çapraz kontrolü yapılarak iyi bir belge haline getirilebiliyor bu ıslahatnameler. Koçi Bey'in dışında Lütfi Paşa zaten ilk ıslahatname yazarlarından birisidir. Kanuni döneminde daha ıslahatname yazmıştır, ıslahat risalesi yazmıştır. Asafname adında Lütfü Paşa. Lütfü Paşa mesela daha o dönemde, Kanuni döneminde yani devletin en güçlü olduğu dönemde bile bir takım bozulmaların yaşandığından bahsetmiştir. Yani gayet cesur bir şekilde bunları yazabilmiştir arkadaşlar. Arnavut asıllı bir devlet adamı Lütfü Paşa sadrazamlık da yapmış. Sadrazamlıktan azledildikten sonra aynı zamanda zaten damadı Kanuni Sultan Süleyman'ın gayet cesur bir şekilde yazmıştır o dönemi, eleştirmiştir. Mesela işte bizim Makbul İbrahim Paşa dediğimiz hani Pargalı İbrahim Paşa'nın daha henüz 28 yaşındayken henüz sancağı bile çıkmadan sadrazam yapılmasını gayet sert bir dille eleştirebilmiştir. Katip Çelebi 17. yüzyılda yazıyor. Katip Çelebi arkadaşlar Osmanlı ıslahat anlayışında da Osmanlı bilim anlayışında da çok önemli bir isim zaten. Katip Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı ıslahatnameler var. Bunlardan birisi Düsturul Amelle İslahil Halel. Yine o da bu dönemde İbni Haldun'un özellikle devlet anlayışını benimseyerek devletin nasıl yıkılmaması, nasıl ayakta kalması konusunda çok önemli bir rapor hazırlıyor Katip Çelebi de arkadaşlar. Genel sorunlar ne bu ıslahatlara bakıldığında gördüğümüz arkadaşlar? Birisi Kanuni Kadim'e uyulmaması. Kanuni Kadim ne demek? Kanuni Kadim Osmanlı belgelerine göre arkadaşlar Osmanlı'nın genel klasik dönemdeki siyasi, hukuki, idari düzenidir arkadaşlar. Kanuni Kadim deyince bunu anlıyoruz. Kanuni Kadim'e yani eski sisteme, Osmanlı'nın kökleşmiş sistemine uygun hareket edilmemesi temel nedenlerden birisi olarak görünüyor bu ıslahatnamelerde. Bir diğeri rüşvetin ve iltimasın adam kaydırmanın yaygınlaşması, ilmiyenin yani ulema sınıfının bozulması, tımar sisteminin bozulması, Yeniçeri Ocağı'nın bozulması, İsraf ve lüksün artması, saray masraflarının özellikle artması eleştiriliyor. Bunlar genel sorunlar olarak tespit ediliyor ıslahat risalelerinde arkadaşlar. 18. yüzyıla gelindiğinde ise arkadaşlar artık Osmanlı ıslahat anlayışında önemli bir köklü bir değişim yaşanıyor. Çünkü artık Avrupa'nın üstünlüğü kabul ediliyor. 1718 Pastorovça anlaşmasıyla birlikte başlayan
Lale Devri, daha doğrusu başladığını sonradan kabul ettiğimiz bir dönem bu. 1718 ile 1730 yılları arasına Lale Devri diyoruz. Bu 19. yüzyılda zaten hatta 20. yüzyılda ortaya çıkmış olan bir kavram. Yoksa Osmanlılar 1718'de Pasarofça Antlaşması'nı imzaladı. Haydi şimdi Lale Devri başladı demiyorlar. Bu tür isimlendirmeleri tarihçiler veya edebiyatçılar, konuyla ilgilenen araştırmacılar veriyorlar arkadaşlar. Peki Lale Devri'nde ne oluyor? Lale Devri'nde artık Avrupa'ya karşı barış siyaseti uygulanıyor bir kere. Niye? Çünkü artık Avrupa'nın üstünlüğü kabul ediliyor. Avrupa ile diplomatik ilişkiler kurulmasına önem veriliyor. Bu dönemin padişahı 3. Ahmet, damat İbrahim Paşa, Nevşehirli damat İbrahim Paşa Sadrazam, önemli şair Nedim, yine ünlü minyatür sanatçısı Levni de Lale Devri'nde özellikle yaptığı minyatürlerle ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Lale Devri'nin yeniliklerine baktığımızda diplomatik anlamda önemli bir yenilik görüyoruz. Artık Avrupa'ya geçici de olsa elçiler gönderilmeye başlanıyor. Avrupa'nın önemli başkentlerine, Paris ve Viyana gibi. Paris'e gönderilen ilk elçi 28 Mehmet Çelebi. Burada gezip gördüğü kurumları, ziyaret ettiği yerleri Sefaretname adlı elçilik raporunda yazıyor. Ve yine matbaanın Türkiye'ye getirilmesinde etkili olacak 28 Mehmet Çelebi ve onun oğlu Said Efendi arkadaşlar. Matbaa tabi Osmanlı'da aslında daha önce var. Yani Ermeniler ilk kez matbaayı kullanıyorlar Osmanlı'da. Fakat Müslüman ve Türkler ve Müslümanlar tarafından açılan ilk matbaa İbrahim Müteferrika'nın Said Mehmet Efendi ile birlikte, Said Efendi ile birlikte açtıkları matbaadır arkadaşlar. Burada tabi matbaanın hani Osmanlı'ya gelmesinin gecikmesi hadisesi anlatılırken genel itibariyle ne diyoruz arkadaşlar? Bunun o dönemdeki hattatların özellikle de işlerini aksatacağı nedeniyle geç kaldığından bahsediyoruz. Bu bir nedendir ama asıl neden bu değildir arkadaşlar. Yani okur yazar oranı zaten Osmanlı'da düşüktü. Böyle okuma yazma, okur yazarlık büyük bir ihtiyaç haline geldi de matbaa ötelendi, geciktirildi diye bir iddiamız olamaz. Zaten matbaanın gelmesinden sonra da okur yazarlık oranında ciddi bir artış, belirgin bir artış zaten Osmanlı'da olmamıştır. Ama matbaanın gelmesiyle birlikte bilgiye ulaşma kolaylaşmış mıdır? Bilgiye erişme kolaylaşmış mıdır? Evet. Kütüphaneler zenginleşmiş midir? Evet. Ama bu okur yazarlığın artması hususu yine toplumun üst katmanlarında geçerli olan bir şeydir arkadaşlar. Halka çok fazla inmemiştir matbaa ve matbaanın icadı. İlk basılan eserler genellikle bu dönemde dini eserler basılmıyor hemen. Yani bu ulemanın matbaaya bir tepkisi olmaktan ziyade tabii bu işten ekmeğini kazanan binlerce insan var. Osmanlı bir yazı medeniyeti adeta arkadaşlar. Yani her yer, her alanda hat çok önemli. Onun için de başlangıçta bazı alanlar boş bırakılıyor. Sadece işte coğrafya gibi, edebiyat gibi alanlarda eserler ve tarih gibi alanlarda eserler basılıyor arkadaşlar. Bu dönemde batıdan bir takım çeviriler yapılsa da Doğu klasikleri de Osmanlı Türkçesine, yani Türkçe'ye çevriliyor arkadaşlar. Arapçadan ve Farsçadan bazı klasik eserler Türkçe'ye çevrilmeye başlanıyor. Sivil mimaride, daha doğrusu genel itibariyle mimaride arkadaşlar Avrupa mimarisi artık etkili olmaya başlıyor. Barok ve Rokoko mimari tarzları özellikle bu dönemden itibaren etkili olmaya başlıyor arkadaşlar. Osmanlı tamamen batıdan etkilenmiştir ve bu dönemde bütün ıslahatlar batıdan etkilenerek yapılmıştır diyemeyiz. Mesela Yalova'da bir kağıt imalathanesi açılıyor. Yine İstanbul'da bir kumaş imalathanesi açılıyor. Bunlar da doğrudan batının etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Ama tıp alanında çiçek aşısı ilk kez bu dönemde Lale Devri'nde uygulanıyor Avrupa'nın da etkisiyle.
Bir de Tulumbacılar adı verilen bir itfaiye teşkilatı kuruluyor arkadaşlar Yeniçeriler arasından. Bu dönemde çünkü Osmanlı'da o dönemde binalar daha doğrusu evler genel itibariyle ahşap olduğu için en ufak bir yangında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor İstanbul'da. Onun için de böyle bir itfaiye teşkilatı, Tulumbacılar adı verilen bir itfaiye teşkilatı kuruluyor Lale Devri'nde. Lale Devri'ne son veren olay patrona Halil isyanıdır arkadaşlar. Niçin çıkıyor bu isyan 1730'da? Özellikle Lale Devri'nde tabi halk bir yandan sıkıntılar yaşarken İstanbul'da çok güzel mimari eserler yapılıyor. İstanbul süsleniyor, İstanbul her taraf lale. Yani çok yollar, mimari eserler, çeşmeler, hanlar çok güzel eserler yapılıyor. Ama halktan kopuyor yöneticiler. Bu da halkın böyle bir isyanı desteklemesine neden oluyor. Lüks, israf, zevk, eğlence bunların yaygınlaşması. Bir yandan yine iltimasın, rüşvetin, adam kayırmanın yaygınlaşması. Bununla birlikte İran'da savaşlar başlıyor bu dönemde. Ve bu savaşlarda da başlangıçta özellikle başarısız olunca ve savaşlarda uzun sürünce bu büyük bir tepkiye neden oluyor arkadaşlar. İsyanı ilginçtir arkadaşlar. Patrona Halil denilen bir külhan beyi çıkartıyor. Niye patrona? Patrona ne demek? Patrona aslında Osmanlı donanmasında kaptani denilen yardımcısına denir. Ya bu adam Osmanlı donanmasında böyle bir makama gelmiş bir adam değil ama kısa süre donanmada böyle leventlik yaptığı için ona böyle takılarak yakıştırma yoldu. Patrona Halil diyorlar. Neticede etrafına çok büyük bir kitle toplayarak isyan etmeyi ve bu isyanda başarılı olup padişahı tahttan indirmeyi 3. Ahmet'i başarıyor. Hatta Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı da öldürüyorlar bu isyanın sonucunda. Daha sonra 1. Mahmut tahta çıkıyor ve isyan edenleri, isyanlara başlarını baskınla ortadan kaldırıyorlar bu dönemde. Patrona Halil her ne kadar bu isyanda başarılı olup Lale Devri'ni son verdiğini kabul etsek de neticede o da işin şeyini yaşayamıyor. Yani bu isyanın sonucunda padişahı değiştirse de onun zevkini sefasını sürmek ona nasip olmuyor. Ve o da idam ediliyor, ortadan kaldırılıyor arkadaşlar. Tabi burada ne anlıyoruz patrona Halil isyanında? İlginç mesela aslında halkın yeniliklere karşı olmadığını anlıyoruz. Çünkü patrona Halil isyanına katılan halk bütün lale bahçelerini, lüks konakları, Sadabat'taki köşkleri harap etmelerine, tahrip etmelerine, ortadan kaldırmalarına rağmen mesela matbaaya dokunmuyorlar. Böylelikle aslında halkın yeniliklere değil, israfa, zevke ve eğlenceye, adam kayırmaya, şatafata tepki gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu isyanla birlikte arkadaşlar. 17. yüzyılda Osmanlı'nın düşünce ve bilim hayatında da önemli değişiklikler oluyor arkadaşlar. Bu değişimin yaşanmasında en önemli etkenlerden birisi, en önemli isimlerden birisi Katip Çelebi'dir arkadaşlar. Katip Çelebi modern Avrupa'nın gelişimini yani Avrupa'nın batının gelişimini ilk fark eden Osmanlı bilgini olarak kabul edilir. Bu yönüyle çok ön plana çıkmış bir isimdir Katip Çelebi. Bir diğer hususu arkadaşlar Osmanlı biliyorsunuz ağdalı bir dil kullanıyor edebiyatta da normal yazıda da nesirde de şiirde de. Katip Çelebi de ise böyle herkesin anlayabileceği yalın ve sade bir dille yazmaya başlıyor. Bu önemli. Yine Cehennüma adlı coğrafya kitabı çok önemli arkadaşlar. Avrupa tarihine dair yazdığı diğer eserler var. Bunlar çok önemli. İbn Haldun'dan etkilendiğini, Mukaddime adlı eserinden etkilendiğini söylemiştik. Keşfü'z-Zünun adlı bir bibliografi eseri var. İçerisinde 15.000'den fazla kitabın tanıtıldığı. Katip Çelebi çok önemli bir isim 17. yüzyılda arkadaşlar. Bir diğer isim Naima Efendi aslında bir vakanüvistir. Yani resmi devlet tarihçisidir arkadaşlar. Ve tarih anlayışına önemli bir değişiklik getirmiştir.
Yani sosyolojiyle tarihi adeta iç içe alarak, sentezleyerek yazmıştır Naima Tarihi adlı eserini. O da İbni Haldun'dan etkileniyor. Katip Çelebi gibi. Döneminin işte siyasal, sosyal, ekonomik yaşanılan krizlerini açıklamak ve bunlara çözüm yolları bulmak için tarihsel tecrübeden yararlanmaya çalışmıştır arkadaşlar. Dönemin en renkli isimlerinden birisi de, belki de Osmanlı tarihinin en renkli isimlerinden birisi arkadaşlar, şüphesiz Evliya Çelebi. Evliya Çelebi 1611'de doğup 1685'te ölüyor. Yani 74 yıl yaşıyor. Ve varlıklı bir ailenin çocuğu, onun için de çalışmadan, yani çalışmak zorunda olmadan hayatını devam ettirebiliyor. Ve medrese eğitimini aldıktan sonra Enderun'da da bir süre musiki eğitimi alıyor ailesi sayesinde. Ondan sonra 19 yaşında gezmeye başlıyor arkadaşlar. İlk önce 10 yıl boyunca İstanbul'u geziyor. Ardından da 36 yıl boyunca, yani toplamda 46 yıllık bir gezi süreci yaşıyor. Gezi, macera süreci, seyahat süreci yaşıyor arkadaşlar. Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'nın belli yerlerini geziyor ve ardından da bu güzel olan tarafı için sadece gezmekle kalmıyor ve 10 ciltlik bugün dev bir eser olan Seyahatname'yi yazıyor. Gezip gördüğü şehirleri, başından geçen olayları anlatıyor. Gayet akıcı ve sade bir dil kullanıyor bunu yaparken arkadaşlar. Evliya Çelebi seyahat ettiği yerlerin tarihinden de, coğrafyasından da bahsediyor. Yine kültürel özelliklerinden de bahsediyor. Onun için de tarihçiler açısından Seyahatname çok önemli bir kaynak. Bazı abartı olaylar da tabii anlatıyor bu şeyde, Seyahatname'de. Mesela İstanbul'u anlattığı kısımlarda iki tane mucitten bahseder Evliya Çelebi. Yani Hezarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi adlı mucitlerden. Bunlar, yani Hezarfen Ahmet Çelebi veya Lagari Hasan Çelebi, bu ikisinin ismi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında hiçbir kaynakta geçmez arkadaşlar. Normalde Osmanlılar çok önemli bibliyografik çalışmalar yapmışlardır. Yani her dönemin alimleri, bilginleri, önemli kişileri sürekli olarak yazılmıştır. Haklarında bilgiler verilmiştir. Şakaik-i Numaniye gibi eserler, bunların zeyilleri yazılmıştır. Ama bunlardan hiç bahsedilmemektedir arkadaşlar. Ama genel itibariyle tarihte Hezarfen Ahmet Çelebi'nin ve Lagari Hasan Çelebi'nin olduğu ve yaşadıkları kabul edilir tarihimizde. Bir diğer dönemin önemli ismi Yanyalı Esat Efendi'dir arkadaşlar. Yunanistan'ın Yanya şehrinde doğduğu için Yanyalı Esat Efendi olarak anılır. 1687'de İstanbul'a geliyor. Burada medrese tahsilini görüyor. Mantık ve felsefenin yanı sıra matematik ve astronomiyle de ilgileniyor arkadaşlar. O çeşitli medreselerde müderrislik yapıyor. Yine matbaa, 1727'de matbaa açıldıktan sonra burada basılacak eserlerin tahsisi için bir oluşturulan komisyonda görev alıyor arkadaşlar. Esat Efendi felsefe ve mantık alanlarında Aristo'nun yolundan gidiyor. Grekçeden Arapçaya çeviriyor Aristo'nun bazı eserlerini. Bu yüzden de kendisine muallimi salis, yani üçüncü öğretmen denir. Hani Aristo muallimi evvel, birinci öğretmen olarak kabul edilir. Farabi onun eserlerini Arapçaya çevirdiği için muallimi sani, yani ikinci öğretmen olarak kabul edilir İslam dünyasında. Onlara nispetle Yanyalı Esat Efendi de üçüncü öğretmen, muallimi salis olarak kabul edilmiştir. Genel itibariyle Osmanlı ilim geleneğinin dayandığı kelam çizgisini eleştirerek Osmanlı'da tabiat felsefesini yerleştirmeye çalışmıştır arkadaşlar. Sorularımızla devam edelim. Örnek sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde 1718 Pasolofça Antlaşması'yla başlayıp Patronal isyanıyla sona eren devre Lale Devri diyoruz. Hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biridir?
Avrupa'daki gelişmeleri yakından tanımak amacıyla yurt dışına elçiler gönderilmesi bu Lale Devri'nin özelliğidir arkadaşlar. Diğerleri A, C, D ve E şıkkı bunlar 19. yüzyılda gerçekleşen gelişmelerdir. Yanıtımız B olur arkadaşlar. Yine Lale Devri ile ilgili Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmesinden bahsediyor. Buna bakılarak hangisine ulaşamayız? Kültürel değişmelere ortam hazırlar mı Lale Devri bu çalışmalar? Evet, hazırlar. Avrupa'yı yakından tanıma gereği duyulduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, çünkü elçiler gönderilmiş. Bilime askeri alandan daha fazla önem verilmiştir. Bunu diyemeyiz arkadaşlar. Böyle bir bilgi buradan çıkmayacağı gibi. Bu dönemde tabii en önemli olan unsur askerliktir. Hatta ıslahatların temelde öncelikle askeri alanda yapıldığını söylüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla bilime askeri alandan daha fazla önem verilmiştir diyemeyiz. Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Yine daha önce yapılan ıslahatların yetersiz bulunduğunu da söyleyebiliriz. Artık Avrupa örnek alınarak ıslahat yapıldığına göre daha önceki ıslahatlar yetersiz bulunmuş demektir. Cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Ödev testimize geçelim. 1. Ahmet dönemindeki ekber ve erşet sistemi devlet yönetme hakkının hanedanın en yaşlı üyesine verilmesi uygulaması. Evet, buna bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? Şehzadenin sancaklarda görevlendirilmesi gereğine son verilmiş midir? Evet, son verilmiştir. Taht kavgaları sona ermiş midir? Evet arkadaşlar, sona ermiştir. Padişahların yönetim deneyimi kazanmadan tahta oturmaya başladığını söyleyebiliriz. Şehzadenin kafes usulü denilen yerde eğitilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Küçük yaşta tahta çıkan padişahlara rastlanmadık. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Söyleyemeyiz çünkü küçük yaşta tahta birçok padişah bu dönemde 17. yüzyılda çıkmıştır. İşte 4. Murat 11 yaşında çıkıyor. 4. Mehmet hatta 6 yaşında tahta çıkıyor. Dolayısıyla söyleyemeyeceğimiz budur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olur. İkinci sorumuz 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ıslahat düşüncesinin ortaya çıkmasında hangisi etkili olmamıştır? Savaşların uzun sürmesi, evet. Şimdi ıslahat niçin olur arkadaşlar? Devlette bir takım bozulmalar olduğu için. Bunlardan hangisi devlette bir takım bozulmalar olduğunu göstermez? Ona bakacağız. Savaşların uzun sürmesi devletin bozulduğunu gösterir mi? Gösterir. Bunu eledik. İsyanlar sonucu padişah değişikliklerin yaşanması, sürekli isyan çıkması da yine aynı şekilde devletin bozulduğunu gösterir. Devlet gelirlerinin giderleri karşılayamaması bu da arkadaşlar gösterir. Çünkü artık zarar ediyor hazine. D seçeneği Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmek istenmesi bu da arkadaşlar gösterir. Çünkü Avrupa'ya artık Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyoruz. Fakat buradaki diyemeyeceğimiz kısım 17. yüzyıl arkadaşlar. 17. yüzyılda Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek yok. Bu 18. yüzyılda başladığı için cevabımız budur. Valide sultanların devlet işlerine karışması da bu dönemde saraydaki otoritenin bozulduğunun göstergesidir. Cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda halktan kanunlara aykırı vergiler alınmıştır. Bu aşağıdakilerden hangisine neden olmuş olamaz? Halkın devlete karşı güvenini sarsar mı? Sarsar arkadaşlar. İç isyanların çıkmasına ortam hazırlar mı? Hazırlar. Sınıf farklılıklarının oluşmasına ortam hazırlamaz. Arkadaşlar Osmanlı'da sınıf farklılığı diye bir şey yoktur çünkü tüm topraklar devlete aittir. Bu da bir aristokrat soylu sınıfın ortaya çıkmasını engeller. Bu savunulamaz. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü sorumuz 17. yüzyılda Avrupa'da celali isyanlarının çıkması köylülerin topraklarını terk etmesine neden olmuştur. Bu durumun 1-2-3 gelişmelerden hangilerine neden olduğu söylenebilir. Yani köylüler kırsal kesimden köylerden şehirlere göç ettiği zaman ne olur? Tarımsal üretim azalır mı? Azalır arkadaşlar. Köyden kente göçler yaşanır mı? Yaşanır. Bunu anlatıyor zaten. İşsizlik artar mı? İşsizlik şehirlerde özellikle tabii ki artar. O halde cevabımız 1, 2 ve 3 E olur. 17. yüzyılda bazı devlet adamları
bozulan düzeni baskı ve şiddet yoluyla tekrar sağlamaya çalışıyorlar. Fakat bu durum yöneticilerin görev süresi boyunca başarılı olsa da onlar görevden alındıktan sonra tekrar bozuluyor. Bu bilgilere dayanarak hangi yargıya ulaşabiliriz? Sorunlara kalıcı çözümler getirilememiştir diyebiliriz. İsyanlara karşı alınan önlemler amacına ulaşamamıştır diyebiliriz. Evet, yenilikler halka mal edilememiştir. Bunu da diyebiliriz arkadaşlar. O halde cevabımız 1, 2 ve 3 yani Edirne seçeneği olacaktır. 6. sorumuz Osmanlı Devleti'nin 10. yüzyılda bazı padişahlar ve devlet adamı ıslahat yapmak istemişler ancak bazı kesimlerin tepkisi sonucunda başarılı olamamışlardır. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'ndeki yenilik hareketleri halk desteğinden yoksun kalmıştır. Bunu diyemeyiz burada. İkinci öncül ıslahatlar yeterince anlaşılamamıştır diyebiliriz. Yalnızca askeri ıslahatlarla başarı sağlanması yoluna gidilmiştir. Bunu da diyemeyiz çünkü siyasi alanda da bir takım ıslahatlar yapılıyor. O halde cevabımız yalnız 2 B seçeneği olur arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde 1-2-3 gelişmelerinin oluş sırası hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Celali isyanlarının çıkması, tarımsal üretimin azalması, dirlik sisteminin bozulması. Bunların kronolojik sıralamasını soruyor arkadaşlar. Öncelikle dirlik sistemi bozuluyor. Yani önce tımar sistemi bozuluyor. Tımar sistemi bozulduğu için celali isyanları çıkıyor. Celali isyanları çıkınca da tarımsal üretim azalıyor. Yani 3-1-2 şeklinde olur arkadaşlar cevabımız. Denizli seçeneğidir. 8. sorumuz 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kuvvet ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu durum 1-2-3 sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır? Halk devlete olan güveni sarsılır mı? Evet. Bazı yöneticilerin halka baskı yapmasına neden olur mu? Evet arkadaşlar. Kalıcı ıslahatların yapılamaması? Evet. Bunların üçü de bu durumun sonucudur. O halde cevabımız 1-2-3 Edirne seçeneği olur arkadaşlar. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin celali ayaklanmalarının bastırılması için isyancıların bazılarına yüksek rütbeler verilerek yönetici yapılıyor bunlar. Bu tutum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Benzer ayaklanmaların çıkmasına neden olmuştur arkadaşlar. Çünkü isyancıları adeta cezalandırmak yerine yani ödüllendiriyor. Dolayısıyla bu da başka isyancıları benzer ayaklanmaları çıkartmaya özendirecektir. O halde cevabımız A olur arkadaşlar. Lale Devri zevk ve eğlence dönemi olmanın yanında yeni bir düşünce, anlayış ve Avrupa ile yakınlaşma dönemidir. Bu durum aşağıdaki hangisi kanıt olarak gösterilemez? Avrupa'ya geçici elçilikler açılması Avrupa'nın örnek aldığını gösterir mi? Gösterir arkadaşlar. Avrupalı devletlere karşı barış yanlısı bir politika izlenmesi bu da bir değişimdir. Diplomasinin artık önem kazanması demektir. Batı klasiklerinin çevrilmesi de Avrupa'ya ilginin olduğunu gösterir. Batı tarzı mimari eserler de gösterir. İtfaiye ocağı göstermez arkadaşlar. İtfaiye ocağı Osmanlı'nın kendi içinden Yeniçeriler arasından kurduğu tulumbacılar. Avrupa'nın etkisiyle ilgisi yoktur arkadaşlar bu dönemde. 11. soru Lale Devri'nde Avrupa başkentlerine geçici elçiler açılırken 3. Selim döneminde kalıcı elçiler açılıyor. Avrupa'dan teknik danışmanlar getiriliyor ve Avrupa tarzı ıslahatlar yapılıyor. Buna göre 1-2-3 yorumlarından hangileri doğru değildir? Batı uygarlığı ile diplomatik ilişkiler geliştirilmiştir. Elçiler gönderilmiş, geliştirilmiştir. Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiştir arkadaşlar. Çünkü teknik elemanlar Avrupa'dan getirilerek ıslahatlar yapılıyor. İpek ve baharat yollarından elde edilen gelirler artırılmak istenmiştir. Bu dönemdeki amaç bu değil arkadaşlar. Amaç daha derin. Sistemin bozulması. Dolayısıyla 3. öncül yoktur. Cevabımız C seçeneği olur. Lale Devri'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin kültürel hayatı geliştirmeye yönelik olduğu söylenemez. Yani kültürel hayatla alakalı olmayan değişim statü soruyor bize. Matbaa kültürel hayatla ilgilidir. İtfaiye sosyal hayatla ilgilidir arkadaşlar. Kütüphane kültürel, tercümeler kültürel, bilimsel faaliyetler kültüreldir. Cevabımız Bursa olur.
17. yüzyıl isyanlarının bastırılmasında isyanların temel nedenleri üzerinde durulmadan baskı ve şiddet yöntemiyle isyancılar sindirilmiştir. Bu durum 1-2-3 ayaklarının hangilerini kanıtlar? Sorunların çözümünde köklü ve kalıcı değil, yüzeysel tedbirlere başvurulmuş. Doğrudur arkadaşlar. Aynı sebeplere dayanan yeni isyanların çıkması önlenmiştir. Tam aksine bu tür isyanlara davetiye çıkarılmıştır adeta. Dolayısıyla ikinci öncül yok. 3. Devlet politikalarında halkın da desteği sağlanmıştır. Bunu söyleyemez arkadaşlar. Halkın desteği söz konusu değildir. Yani halk buna karşıdır veya desteklemektedir de diyemeyiz. İkisini de söyleyemeyiz. Yani halkın etkili olduğu bir durum değil bu politika. Dolayısıyla cevabımız 13 Adana yalnız bir olacaktır. Son sorumuz, Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Anadolu ve Celali İstanbul'da Yeniçeri isyanları ile uğraşmış. Doğu ve Batı'da yaptığı savaşlar uzun sürmüş. Buna göre bu gelişmelerin yol açtığı sonuçlar hangileridir diye soruyor. Askeri ve mali alanlarda ıslahat yapılması ihtiyacı hem ortaya çıkmıştır hem de artmıştır. Sınırlar daralmış mıdır? Evet, büyük toprak kayıpları özellikle 17. yüzyılın sonunda tabii yaşanmıştır. Devlet otoritesi de sarsılmıştır. 3 öncülümüz de vardır arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Görüşmek üzere.